Omuz Omuzan'ın yeni bölümünden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Can Uskan'la birlikte Fenerbahçe'mizin gündemini değerlendirmeye, futbolun gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Can hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Fenerbahçe iyiyse biz de iyiyiz diyelim. Klasik. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben de iyiyim. tabi ee, tabii Fenerbahçe'mizin biz son programımızı çektiğimizden bu yana dek çıktı. iki karşılaşma var. Biri UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçıydı. Saint-Julaz deplasmanında. 3-0 kazandık ve hafta sonunda da Pendik Spor karşısına galip geldi futbol takımımız. Ama programımızın hemen başında ben hafta sonundaki tüm camiamızı üzen ve eski başkanlarımızdan Tahsin Kaya'nın vefat haberini aldık. Evet. Cenaze töreni düzenlendi evet. hem derazında hem de Sakarya'da ve son yolculuğuna uğurlandı Tahsin Kaya. Tabii ben 81'liyim. 1981 yılında doğdum. Sen de 1982'de evet. dünyaya geldin. İkimizin de aslında ilk hatırladığı sezon aşağı yukarı 1988-1989 sezonu futbola dair. Tabii o dönem 103 golle şampiyon olmuştu futbol takımımız. 21. şampiyonluğumuzu elde etmiştik. Ve o dönem başkan Tahsin Kaya'ydı. Evet. Ee, çok önemli bir şampiyonluktu tabii ki 103 gollü şampiyonluk. Onun da en büyük mimarı. E, merhum sayın e, eski başkanımız Tahsin Kaya'ydı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Çok önemli bir başkandı. Maalesef kaybettik. E, bu iyi gittiğimiz dönemlerde bu haberi almak tabii çok üzücü oldu. E, kendisi çok değerli bir insandı. Belki biz e, çocukluğumuzda 6-7 yaşında olduğumuz için bazı şeyleri tam böyle hayal mehal hatırlıyoruz ama e, Fenerbahçe tarihini okuduğunuzda ya da incelediğinizde bazı kitapları çok net göreceksiniz nasıl bir insan olduğunu. O nedenle çok acı bir kayıp tekrar tekrar gani gani rahmet eylesin. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve camiamıza da tekrar başsağlığı dilemiş olalım. Evet. Bir kez daha merhum başkanımız Tahsin Kaya'ya Allah'tan rahmet. Kederli ailesi ve tüm camiamıza da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Tabi 21. şampiyonluk dedik. 1988-89 evet. sezonunda elde ettiğimiz şampiyonluk. Biz programımızı yapmaya başladığımızdan bu yana dek. Yani Ağustos ayından bu yana seninle sürekli 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamış olduğu ki Temmuz ayının hemen başında açıklamışlardı. Bir komisyonun kurulacağını dek yani bir komisyonun kurulacağını belirtmişlerdi yaptıkları açıklamada. Ama herhangi bir hareket söz konusu değil o konuda. Evet, Temmuz'dan bu yana 7. ay Temmuz. 3. aydayız, bir seneye <laughs> evet. ya yakın olacak neredeyse artık 4 ay sonra. 8 ay olmuş. Komisyon kurulacak dendi, bu açıklama yapıldı. Bu açıklama yapıldıktan sonra da hiçbir hareket olmadı. Geçen hafta da kulübümüzden bir açıklama geldi. Fenerbahçe kulübünden, resmi hesabından. Yine bu konuyu hatırlattılar ama yine tık yok maalesef. Yani şunu anlayamıyorum bir tek ben. Ya bir komisyon kuracağım dersin ve kurarsın onu ya da hiçbir şey söylemezsin. Kulağın üstüne yatarsın, almaza yatarsın, hiçbir şey yapmazsın, devam edersin. Hem kuracağım deyip kurmamak, bilmiyorum yani hani ben lafımı yemeyi böyle çok kendime ya da Fenerbahçe'de çok görmediğim için bu camianın içinde çok şaşırdığım durumlar bunlar ama Türkiye Futbol Federasyonu olunca konu maalesef şaşırmamak gerekiyor. Bu da o konulardan biri. Artık bundan sonra çok da inancım da kalmadı bu konuda bir komisyon kurulacağına da bir karar çıkacağına da. Ee, böyle devam ediyorlar maalesef. Kötü bir durum yani söylediklerini yemiş oluyorlar bir konuda da. Evet diliyoruz ki önümüzdeki dönemde Türkiye Futbol Federasyonu 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili kurulacağını açıkladığı komisyonla ilgili harekete geçer. Futbol takımımız tabii programın başında da bahsetmiştik. Biz son programımızı çektiğimizden bu yana iki maça çıktı dedik. İlki Belçika Ligi'nde açık ara farklı lider durumda bulunan son dönemde Belçika Futbolu'nun çıkışa geçen takımlarından Union Saint-Gilose karşısındaydı. Ve deplasmanda takımımız son 16 turunda çok net bir galibiyete imza attı. 3-0'lık net bir galibiyet. İşte Batu Aynin golü, ikinci yarıda Osterwolde müthiş bir gole tamam. imza attı ve duraklamalarda da tad için penaltıdan kaydettiği gol sonucu belirledi ve turun kapısını aralamayı başardık. Evet. Ya şimdi aslında maçtan önce bana sorsam beraberliğe razı mısın desem bak hiç yalan söylemeye gerek yok. Gerçekten ben beraberliğe razıydım ve çok çekindiğim bir maçtı. Çünkü aslında baktığın zaman rakibe oyuna da baktığın zaman çok hızlı oyunculardan kurulu bir ekip. Çok hızlılar iyi paslaşıyorlar. İşte çok uzun oyuncuları var. Duran toplardan çok gol üreten bir ekip. Yani Fenerbahçe savunma anlamında işleri yani 10 üzerinden 10 yapmış durumda. Gerçekten inanılmaz bir engelledik onları. Hiç e, izin vermedik. O Puertas denilen oyuncu mesela çok hareketli bir oyuncu. Ama tamamen onu yok ettik. İsmail Yüksek mesela maçın bana göre bir numaralı yıldızıydı. Yani her top, her ikili mücadeleyi kazanıp her topu alması yani mükemmel bir oyundu. Bak e, vole'de bir program var Fenerbahçe programı orada Beşiktaşlı bir yorumcu var eskiden scoutluk yapmış bir kulüpte Mustafa Demirtaş diye o çok güzel bir düşüyor hani hiçbir zaman Türkiye'de bir yıldız statüsünde olamayacağını çünkü hakemler sebebiyle olamayacağını söylüyor çok muhteşem bir yorum yani benim ortası orada Çağlar'ın indirmesi evet. e, Batşahin'in e, bat de, de çok klas bir vuruşu e, golü bulduk yine çok iyi bir savunma baktığın zaman rakibin XGS'i maç bitiminde 0.75 onları o şekilde bırakmak falan çok büyük başarı bunlar gerçekten. Şimdi ismi saint diye bu hani küçümseniyor falan ama yani gerçekten maç her alınacak puan, her galibiyet çok değerli. Başka bir vizyon. Orada gidebildiğimiz kadar gitmek lazım. Turun kapısını araladığımızı düşünüyorum ama hiç de la bali olmaya... Karvolde'nin attığı golle alakalı şunu da söylemek istiyorum. Sağ zemin ne kadar önemli değil mi? Tabii ki. Zemin. Ama önce bir rövanş oynayalım. Ee, kesinlikle. Tekinli olmak gerekiyor kesinlikle. sen de söylediğin gibi. Biz bir turu ama, geçelim ondan sonra. Ama, ama şöyle çok da büyük avantaj yakaladığımız bir gerçek. Hafta sonu Trabzon maçı var. <laughs> şimdi buraya işte oradan bir beraberlikle dönsem burada işleri çok daha sıkı bir şekilde. Belki az kadroyla çıkıp, evet. daha az rotasyon yapıp çıkacaksın ya da rotasyon yapmayıp çıkacaksın. Ama şimdi biraz daha hani bir parça daha rahat e, bir biçimde çıkacağız. Ya şimdi maçın içinde bakıyorsun. E, Çağlar mesela sakatlandı daha ilk devre 30. 33. Evet. dakikada falan sakatlandı. Yüreğim ağzımıza geldi açıkçası ama öyle bir Ferdi girdi ki oyuna. Eee Jayden stopere geçti. O da hakkını verdi. İşte hem attığı golle olsun hem savunmadaki katkısıyla olsun. Yani muhteşem bir Fenerbahçe oyunu. Çok kompakt, defansif anlamda bütün aksiyonları yapan, ofansif anlamda da girdiği pozisyonları değerlendiren, tam bir Avrupa'da oynaması gereken futbolu oynamış bir Fenerbahçe ve çok net bir skorla döndü. Tabii tarihi bir galibiyet aslında ama dediğim gibi küçültülüyor Türkiye'de maalesef. Ama inşallah bu kuponun sonuna kadar gidersek yine küçülteceklerini düşünüyorum ama bence çok büyük bir olay olacak. İnşallah da yapabiliriz bunu. Evet ilk maçta Saint-Giloze deplasmanda 3-0 mağlup etti futbol takımımız ve tur için çeyrek finale yükselebilmek için çok çok önemli bir avantajı eline almayı başardı. Tabii UEFA'nın bize tanıdığı haklar var sevgili Can. Biliyorsun Fenerbahçe Televizyonu kamerası da çekim yapabiliyor UEFA'da ve maçlardan hemen sonra kendi görüntülerimizi de kullanabiliyoruz. Çok Diliyoruz güzel. ki bu uygulama önümüzdeki dönemde Türkiye Ligi için de söz konusu olur. Yani Tabii. daha fazla kişinin futbolu daha doğrusu özet görüntüleri. ...izlemesi, daha fazla futbolla iç içe olması gerektiği bir dönemde bu ayrıcalıkların da tanınması gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle. senle program yapmayı neden çok seviyorum biliyor musun? Bak buraya geldiğimde ilk başta şu, çok kısa anlatayım. Hiç seni tanımıyordum biliyorsun. Burada tanıştık yani bu evet. program vesile oldu. Tunç'la konuşurken sen nasıl istiyorsan öyle yapalım dedi bana Tunç Eliboğlu sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine de burada. Ee, ben de seni gösterdim çünkü Fenerbahçe TV'de programları izliyorum ve hani senin böyle çok bilgili e, hiç aslında hiç e, temas edilmeyen yerlere temas ettiğin bak bu programda da öyle ben kendimi çok iyi takip eden biri olarak görüyorum ama takip etmediğim noktaları bak hep getirip önüme koyuyorsun çok teşekkür ediyorum işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun alt diklerde e, var hakemlerini işte bir saat 2 saat kala açıklaması evet. mesela ben hiç bunun farkında değildim. Geçen hafta beyin Sports görüntüleriyle ilgili bir anekdot verdin çok önemli bilgiler bunlar. Bak bu hafta da e, özetlerde bir sıkıntı var. Onlardan da bahsederiz Fenerbahçe maçına geldikten Pendik maçını yorumlarken. Ya yani, o anlamda seninle program yapmayı çok seviyorum. Teşekkürler. Ee, ben de çok mutluyum. Evet. Yani, her hafta yeni bilgiler, bilgiler öğrenelim. Programın günü gelsin <laughs> diye ben de e, iple çekiyorum her hafta. Çok teşekkürler e, güzel sözleri için. Çok kısa bir şeyi söylemem Aynen. lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir e, açıklaması oldu e, Fenerbahçe galibiyetinden sonra, St. Julio 3 0 yendikten evet. sonra temsilcimiz yendi diye sade kısa bir tweetle ile tebrik etmişler bizi. E, ama bakıyorsun karşı taraf Sparta Pra 4-1 yenilip elendikten sonra kazandırdıkları puan için, ülke puanı için e, işte çok teşekkür ederiz katkı yaptığınız için falan tarzında. Hani burada bile, e, Avrupa'da bile maalesef bizi böyle bir sanki üvey evlat muamelesi yapılıyor. Onu da bir söylemek istedim. Çok enteresan buldum, çok garip buldum. Doğru bulmadım. Şimdi bunu biz böyle gündeme de geldi bu medyada. Bunu biz böyle yaptığımız için Allah korusun ben inanmıyorum ama eğlenirsek yarın bir gün böyle yine bize de katkı yaptığınız için teşekkürler tarzında bir açıklama yapacaklar. Ama hiç samimi bulmadığımı da söyleyeyim burada. Evet yavaş yavaş Pendik Spor maçına artık geçelim. Süper Lig'in 29. haftasında konuğumuz Pendik Spor'du. Pendik evet. Spor maç öncesinde. Çünkü son 4 maçı kaybetmişti ki Ocak ayındaki o transferlerden sonra aslında 5 maçta hiç yenilmeden topladıkları 11 puanlık bir süreçleri var. <laughs> ama son 4 maçlarını kaybetmişlerdi. maçın hakemi Kadir Sağlam, yardımcıları Mustafa Sönmez, Candaş Elbil, 4. hakem Burak Pakkan, var odasında Alper Çetin, Emre Kargın ve Murat Ergin gözü tok <laughs> yer aldılar ki yani bu hakemlerin bizim çok fazla bu sezon yani özellikle Kadir Sağlam ve sahadaki hakemlerin çok fazla maçımızda görev almadıklarını zaten söylememiz gerekiyor. Alper Çetin zaten bir var hakem olduğu için 62. maçıydı. E, bildiğin gibi ve onun işte Başakşehir'i 4-0 yendiğimiz maçta Yardımcı var hakemi ligin ilk yarısında Orada işte hakemin göremeyeceği Bir pozisyon Deniz Türüç ile Osterwolde arasında Deniz Türüç geliyor e, Sırtına bir müdahalede bulunuyor Osterwolde'nin Orada e, kırmızı kart Aslında çıkması gerekiyor ama Herhangi bir uyarıda bulunmuyorlar saha içine Hatay maçında yine yardımcı var hakemi ki Yani var odasında bu sezonki En e, felaket kararlardan biri e, O maçta imza atılmıştı Offside olduğu gerekçesiyle Ceko'nun iptal edilen penaltısı. Evet. Halbuki Tadiç topu ceza sahasına gönderirken rakibinden sekti top. Belki daha da yükselecek, doğrudan kaleye gidecek. Demek ki kalecinin görüş açısını kapatmamasına rağmen orada Ceko, orada gol olsa golle vermeyecekler. Ceko ters tarafta Tabii. offside pozisyonunda diye. Sivas maçı yine yardımcı var hakemi. Osay ile e, penaltı pozisyonu var. E, Osay'ın bir penaltı pozisyonu var. Onun dışında yani Emre Kargın iki maçımızda dördüncü hakem olarak görev yaptı. Murat Ergin gözü tok. İlk kez adını duyduğum bir hakem zaten. Var odasındaydı ve ilk kez zaten e, baktım hemen federasyonun sitesinden. İlk kez bizim bir e, maçımızda görev almış. Şimdi çok güzel özetledin. Kadir Sağlam'ı da ben ufak bir şey yapayım. E, Kadir Sağlam ve Zorbay Küçük ikisi e, atletik testi geçemediler. Bu ne demek oluyor atletik testi geçememek? Bu hakemlerin koşu konusunda bir sıkıntıları var. Yani koşamıyor bu hakemler yeteri kadar, olması gerektiği kadar evet. koşamıyorlar. Koşamadığın için de pozisyonda e, süzmen gereken yerde duramıyorsun ve o pozisyonu süzemiyorsun demek oluyor bu. Evet. Ve buna rağmen e, bu hakemler hala Türkiye'de görev oluyor. Hatta FIFA hakemi yanlış bilmiyorsam Kadir evet. Sağlam. Şimdi e, Aynı Kadir Sağlam Rize-Galatasaray maçının da hakemi. İlk yarıdaki. İlk yarıdaki. Galatasaray'ın ya 1-0 kazandığı sıfır kazandı. maç. Evet. Ve attığı gol, maçtaki tek golden önce <laughs> Abdülkerim'in ola boyuna çok net bir foul var. Çok net yani bunu biz değil bütün eski hakem hocaları evet. falan söylüyor zaten. Çok net bir foul. Orada Avrupa dönüşüydü o maç. Çok zor bir maçtı Rize deplasmanı. Oradan 3 puanla döndüler. Yazdılar 3 puanı hanelerine. O maçın da sonucu ne olacak hiç belli değildi. Çünkü Rize'de iyi futbol oynuyordu evet. baktığın zaman. Evet. Ama o şekilde aldılar. Şimdi bu maça gelirsek. Fenerbahçe-Pendik maçına gelirsek. <laughs> Şimdi ilk devre e, toplam 58 dakika 51 saniye maç oynanmış. Yani 11 dakika uzattı ama 13 dakika 51 saniyeye tekabül etmiş o 11 dakika. Uzatmanın da uzatması olmuş. Evet. E, ve oyunda topun kalma süresi 23 dakika 15 saniye. Yani 58 dakikanın 23 dakikası oyunda kalmış topu. Evet. Ya böyle bir şey, ya bu kadar hakemleri... Biraz önce anlattım ya, e, voleydeki Mustafa Demirtaş, Türkiye ile Avrupa'daki evet. hakemler farkını. işte tam olarak bu. Düt 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 devamlı çalıyorlar düdükleri. Her şeye çalıyorlar düdükleri. Ee, Avantaja bırakabilecekleri pozisyonları da oynatmıyorlar, durduruyorlar. durduruyorlar. Hatta Tadic'in bir pozisyonu var biliyorsun. Faul yapılıyor Tadic'e. Hemen oyunu başlatmak istiyor. Orada da oyunu durduruyor. Abi daha maçın başında zaten niyet belli oldu. Tiam'ın 4 dakikada 3 tane faulü var. Bir tane bile kart çıkmadı. Sen şimdi orada kartı çıkarmadığın için oyunun tamamen kontrolünü kaybediyorsun zaten. Evet yani ikinci dakika Mert Hakan'a yaptığı faul var. Evet. Kartlık aslında kart çıkabilir. 30 saniye sonra Cengiz'e faul yapıyor çizginin hemen önünde. 2. faul oluyor. 5. dakika ceza sahasına gönderilen topta Mert Müldür'ün üstüne çıkıyor. Orada faul yapıyor yani 5 dakikada daha zaten senin de söylediğin gibi 3 faul yapıyor ki ilk yarı duraklamalarında da bu arada yani Tiam özelinden gitmek gerekirse ilk yarı duraklamalarında da yine Mert Hakan'a yaptığı bir faul var. 45 9 duyanılmıyorsam. E o da 4. faulü. Artık yani 4. faulde de kartı çıkartırsın. Evet. Bir abi. De oyunu bu kadar durdurmuşken aslında çıkartırsın kartı. Bak Önümdeki notlarda maçta bir yandan da not alıyorum ben unutmamak için tamam mı? Daha dakika 9'da şey yazmışım. Kaleci inanılmaz bir şekilde zaman geçiriyor yani. Evet. Bak dakika 9 ya 9. Dokuz. Dakika 9'da daha önünde 90 dakika var. Uzatmalarla daha fazla oldu bu maç. Zaman geçiriyorsun ve hakem bunu tolere ediyor. Evet. Sen ona aslında Sıfır toleransla bir sarı kart göstersem bir daha yapamayacak. Ama göstermiyorsun. Bu arada 26. dakikada biliyorsun e, edincek ile kaleci Erdem arasında hafif bir gerginlik yaşandı. Evet. İkisine birden sarı kartı evet. çıkarttı. Topu vermediği için. Evet. 26'dan maçın sonuna kadar Erdem yine yani işte biz e, ikinci golü bulana kadar yine tüm kale vuruşlarını ya da işte offside'dan kaynaklı indirekt serbest vuruşların hepsini e, yine oldukça geciktirmeli kullandı. Orada da herhangi bir uyarıda bulunmadı. Evet bu Halil Akbun'a arada bir parantez açmak gerektiğini düşünüyorum ben daha dakika 11 bir pozisyon oluyor. Reklam panolarına çarpıyor galiba. Evet. Bizim. Bir reklam panolarına tam çarpmıyor. Son anda sakınıyor kendisini e, ama i̇şte kötü orada. düştüğü için. Bir sakatlık geçirme evet. bana göre numara numarası yapıyor. Ee, sonra yatıyor oradan. Bir anda sahanın içine giriyor. Ayak kalkıyor. sonra 11. Sağ içine giriyor. Sağ oradan bırakıyor kendini. Sağı, bırakıyor orada kendini. Sonra iki dakika falan böyle bir müdahale yapıyorlar. Bir daha çıkıyor. Sonra bir daha geliyor. Başım döndü yapıp bir daha düşüyor falan. Yani böyle bir ya bir sakatlığın varsa sağ kenarındaysan sağın içine girmek nedir ya? Bakıyorsun kenar yönetimde İbrahim Üzülmez topu sahaya atıyor. Gördün mü sen onu? Evet. Yani top hani başlamasın oyun diye hızlı sahaya atıyor falan. Yani hoca bunu yapıyorsa demek ki böyle bir taktik vermiş demektir. Yani bunun başka bir izah tarzı yok benim nazarımda. Yani, i̇nanılmaz bir şekilde oyunu e, yavaşlatan, yatmaya gelmiş bir rakip e, ve bunu tolere eden, Buna çanak tutan bir hakemle karşı karşıyaydık ilk devre. İlk devre bittiğinde zaten herkes... Şimdi bir lavaboya gittim, devre oldu. Lavabodan çıktım, bir tane genç bir arkadaş tanımıyorum. ''Abi'' dedi, ''Bu nasıl hakem?'' dedi. ''Takımı sağdan çekmek lazım, biz ne yapacağız?'' Öyle bir serzenişte bulundu ki ne diyeceğimi şaşırdım çocuğa da ya. Yani gerçekten haklısın diyorum ama yani o kendim üzüntümü mü şey yapayım, onu mu te teselli edeyim, ne yapayım şaşırdım gerçekten. Hani... Öyle bir baskı var ki taraftarın üzerinde. TFF'nin evet. ve hakemlerin yarattığı bir baskı bu. Hiç acayip bir güvensizlik ortamı. Yani şimdi dönüyorsun ikinci devre. İlk devre bunlar oldu. Tamam bu kadar şey yazdık. Bak 58 dakikaya 13 dakika oyunu uzatma. 58 dakika 51 saniye. Hadi 14 dakika diyelim. Evet. Yani üçte birini bir daha oynatmışsın. Yani bu zaten bir hakem için bir rezalettir bu. Baktığın zaman. Şimdi ikinci devreye gelelim. Dakika 54. NDI'ye bir faul yapıyor. Yüzde sarı kart. Sarı, sarı kart. De. Sarı kartı veriyor zaten. Orada bir problem yok. Ama öyle şiddetli bir itiraz var ki evet. bütün hakem hocaları bak bütün hakem hocaları istisnasız ikinci sarıdan niye atmadın diyor ve NDI'nin kaç tane faulü var maçta? Şöyle biliyorsun orada NDI itirazla devam ediyor. El kol hareketlerini yapıyor. Sakin ol. Evet. Teselli ediyor. Sakin şey ol. yapıyor orada Sakin sakinleştiriyor. Ol. Sakin. Sanki takımın kaptanı, pendik spor kaptanıymış gibi hakem davranıyor. Evet. Çok enteresan gerçekten ya. Bak Tümer Metin çok güzel bir yorum yapmış. En çok yorulan demiş Pendik sağlıkçıları demiş ya bu kadar mesafe koştular demiş. Git gel, git gel, git keşke gel. onu da hesaplasalardı aslında. Evet, onların koşu, mesafe koşu mesafelerine tabii, tabii. Keşke sağlık görevlilerine de Ama işte e, bu yaptıkları ayağına dolanıyor. Ne oluyor? Sonunda Mert Hakan çıkıyor. Şapkadan tavşanı çıkarıyor. Dakika 57'de. Müthiş bir gol bu arada. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. E, haftanın gollerini yapıyor ya Bainsports. Almamış o golü biliyor musun? Bak sırf Mert Hakan maç içinde e, karşı tarafın medyası Mert Hakan'ı manipüle ettiler. E, hedef gösterdiler. Trabzon maçına da yapabilir misin tarzında böyle bir hani algı yaratmaya çalıştılar ya. Mert Hakan'ın o golünü almamış. Aslında haftanın değil belki yılın gollerinden evet. en önemli gollerinden biri. E, bak Mert Hakan'ın kaçıncı bu? Aslında Mert Hakan'a çok taraftarın sahip çıkması lazım. Sene başı istediğimiz performans yoktu kabul ediyorum. Ama biz burada hep ne dedik? Hep beraber her bayağı bir e, sen de söyledim, ben de söyledim. Evet. Hep sahip çıkmamız lazım. Bunların hepsine sahip çıkmamız lazım. Zayt'sından Kur'un işine, hep Libakov içinden Ferdi'sine. Kim olursa. Hiç şeydi yok bunun. E, Lamucimi yok. İşte sonunda ne oldu? İrfan Can Kahveci de geri döndü. Mert Hakan Yandaş da geri döndü. Bak maçı kurtardı Mert Hakan. Rize'de kurtardı. Adana Deplasmanı'nda e, kupa maçından başlayan çok iyi bir futboluyla birlikte. Fenerbahçe'nin aslında e, o bölgedeki zafiyeti, sakatlıklardan dolayı onları tamamen kapatmış oldu Mert Hakan Yandaş. Ben kendisini tebrik ediyorum kaptanı. Çok da güzel. Hiç e, o söylenen şeylerin hiçbirine de katılmıyorum Mert Hakan'la ilgili. Gereğini yapmıştır. E, yok abartılı sevinç yaptı. Adam uzaktan çok nefis bir gol atmış. Tabii ki sevinecek. Bunda da hiçbir şey yok. E, bunu laf edenler, Ali Sami Enstitut'un açılışında Colin Kazım bize bir gol atmıştı. 1-0 öne geçmişlerdi. Evet. Ben de maçtaydım. 2-1 biz kazanmıştık. Alexe Semih yapmıştı. Colin Kazım'ın Aykut Kocaman da o zaman hoca. Aykut Kocaman'a yaptığı harekete baksınlar. Buna laf edenler. E, oluyor bunlar maç içinde. O yüzden çok büyütmemek gerekiyor. Ben karşı tarafa söylüyorum. Benim için hiç bir şey yok. E, Mert Hakan Yandaş'ı da tekrar tebrik ediyorum. Maçı kazandıran en önemli isimlerden biri oldu. Keza İrfan Kahveci de öyle. Oyuna girdikten sonra e, çok ciddi ivme getirdi. Penaltıyı yaptıran oyuncu oldu. İnanılmaz yine uzaktan bir gol attı. ya yani, hak ettiğimiz bir maç oldu. Zor oldu. 87'de geldi ikinci gol. Baktığın zaman yine Batshuayi penaltıdan yine soğukkanlılık, yine çok tamam. güzel bir penaltı vuruşu. Ee, ve e, net bir galibiyet zor oldu. İçeride maalesef e, biraz zorlanıyoruz. Ama sonuçta bu galibiyetler de, bu üç puanlar da e, zor da olsa önümüzü açıyor. Şimdi bu hafta çok önemli bir maç var. Bunu alırsak önümüz daha da açılacağını düşünüyorum açıkçası. Programımızın ilk bölümünde futbol takımımızın San Juloaz ve e, Pendik oynadığı karşılaşmaları e, konuşmuştuk. Pendik Spor maçında özellikle Hakem Kadir Sağlam'ın e, kötü performansını e, değerlendirdik. Çıkmayan kartlar, bu arada çıkan e, bize de çıkan yine çok kolay e, kartlar olduğundan e, bahsettik. E, maçtan sonra sosyal medyada özellikle e, hafta başında Kadir Sağlam'ın e, sene sonuna kadar e, maç yönetemeyeceğine dair haberler çıkmaya başladı. Evet. Yine işte Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra ilk devre 3-2 yenildiğimiz maç var ya. Yani Şimasken evet. penaltı verilmedi. İsmail Yüksel'in yanlış atıldığı maçtan sonra Mete Kalkava'nın hakemliğini bitirdiler ya. Kendileri söz vermiş ya. Türkiye Futbol Federasyonu evet. Trabzon'a söz verdi. Sonra da gereğini yaptılar. Ocak ayında ya, o kadar süre veriyoruz dediler. Bir de tehdit ettiler. O sürenin de hemen karşı Ocak ilk haftada bir açıklama geldi ki Mete Kalkavan'ın hakemliği bitti işte başka ufak tefek görevlere verdiler. Şimdi tam hatırlamadığım için söylemiyorum. Şimdi aynısını aynı algıyı Kadir Sağlam'a yapıyorlar. Bakın Antalya Spor Galatasaray maçı oldu ya. Evet. Iki, i̇ki hafta önce mi? Bir hafta önce mi? Oradaki hakem Sivas'taki offsite'ımsıdan bana göre eşdeğerdir. Belki daha bile fazladır orada yaşananlar. Oradaki hakem kimdi? Abdülkadir Bitigen'di. Abdülkadir Bitigen'e yapıyorsanız, hakemliğini bitiriyorsanız Kadir Sağlam'ı da Ben Kadir Sağlam'ı da korumuyorum. Bu arada bence bize daha çok sıkıntı yarattı Kesinlikle. maç Kesinlikle. içinde. Maç, Ya yani ilk devreyi oynatmayan Kadir Sağlam. Yani Kartları ben... çıkarmayan Ka o. 54. Bize... dakikada kırmızı kartı vermeyen Kadir Sağlam. Tabii bize bol keseden kart çıkartan o. 9 tane oyuncumuz kart sınırındaymış biliyor musun abi? 9 tane oyuncumuz şu anda Trabzonspor maçında 9 tane oyuncumuz karşısında da hepsi de önemli oyuncular işte Ferdiler, Tadiçler falan, Bekaolar, yani bunlar evet. daha sayamıyorum ismini var. Yani çok önemli, Cengiz falan. Ee, o nedenle bak işte almışım buraya. Not. Şimanski, Bačura, tabii e, Kadi, Osayi, Mert Müldür, Ferdi. Bunların hepsi zaten maça başlamadan önce 5 tane oyuncu. Kat Şimanski, Batshuayi, Cengiz ve Beko maçtan önce zaten kartsızdı 4 daha var. eklendi şimdi onlara. Evet. Bak geçen hafta da çok güzel bahsetmiştik burada. İsmail Yüksek'in 2 hafta üst üste yanlış sarı kartından Kasımpaşa artı Hatay maçında yanlış e sarı kartla cezalı oldu. İlk gördüğü sarı kart Alanya deplasmanı. Oyuncu evet. değişikliğini yapamıyor hakemler. Orada oyun <laughs> değişikliğinin yapılmamasının ardından sarı kart Tadiç'e çıkıyor orada. Şimdi Kadir Sağlam'ı bu maçta yine şöyle bir algıyla veriyorlar. Fenerbahçe ile yine hata yapıyorsun algısıyla tahtasını kapatıyor. Tahtasını kapatmak ne demek? Sene sonuna kadar maç vermemek demek. Şimdi sen bunu yaparak Ne yapıyorsun? Bütün hakemlerin değilmiş. hepsine mesaj veriyorsun. Evet. Herkese mesaj veriyorsun. Diyorsun ki Fenerbahçeli yine hata yaparsan ki bence alakası yok. Dinledim Fırat Hoca'yı da dinledim. Penaltıya penaltı diyorlar. Penaltıya demeyen yok. Yani penaltı demiyor. O bir tane trio demiyor. O da farklı hesaplar içine girmiş bence. Ne diyor biliyor musun trio'da? Fener İrfancan Kahveci'den önce vuruyormuş rakip topa. İrfancan Kahveci vuruyormuş ona. Bak 50 kere yavaşlatılmış pozisyonda izledim. 50 kere. Bünyamin Gezer çok güzel açıklamış. O kadar yavaş getiriyorlar ki ekrana. Çok net bir biçimde İrfan Can Kahveci, ilk topa vuran İrfan Can Kahveci. Rakibin ayağa geliyor. Çok net bir biçimde foul. Ceza sahası çizgisi olduğun, e, içinde olduğu için de. Tabii. Ayağı ceza sahası çizgisinde olduğu için de %100 penaltı. Vardan geliyor. Vardan gelmesi bile bir ayıp. Aslında orta hakemin vermesi lazım Kadir Sağlam'ın. Yani Kadir Sağlam baktığın zaman Fenerbahçe aleyhine çalıştı. Ama Fenerbahçe çalışmışçasına bir algı yaratıldı ve o algının sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu şimdi hakemliğine son veriyor. Ama baktığın zaman Abdülkadir Bitigen Antalya-Galatasaray maçında çok daha fahiş hatalar yaptı. 3-4 tane kırmızı kart vermedi, anormal kararlara imza attı ama hiç o mevzu bahis yapılmıyor. Çok enteresan bir yerdeyiz yani gerçekten çok enteresan. Artık şaşırmanın da ötesine geçtim. Gelelim şey abi. Beyin Sports'a. Sen geçen hafta çok güzel bir e, şeyden bahsettin. Özet görüntülere bazı şeyleri koyuyorlar, bazı şeyleri koymuyorlar falan filan. Yani en biliyorsun Osterwolde'nin o ıı, çizginin üstünde yapılan müdahalesi var ya, o yoktu yani. Evet. Şimdi bu hafta ne yapmışlar biliyor musun? Fenerbahçe Efendik sen söyledikten sonra ben de dikkat ettim. Farkındalık oldu gerçekten. O yüzden diyorum ya sen de program yapmayı çok seviyorum diye. Benim hiç farkında olmadığım şeyleri acayip yerlere temas ediyorsun. Benim ben de aydınlanıyorum yani. Çok o anlamda çok önemli oluyor. Abi 17 dakikalık özette, ilk 17 dakika, maçın 17. dakikasına kadar olan özette, Pendik Spor'un yaptığı bir faulü bile göstermemiş biliyor evet. musun? Yani 17 dakikalık özette Pendik Spor sıfır faul gibi gözüküyor. Yani maçı izleyen biri, yani bu Fenerbahçeliler de ne diyor der, özetleri izleyen biri. Tabii. Bak bu özet kısmı da çok önemli, çok güzel dediğim gibi temas ediyorsun Halbuki ki. Halbuki o dakikaya kadar işte Tiam'ın yaptığı 3 tane faul var. Üç verilmeyen kartlar. Halil'in sağ dışında sakatlanıp sağ içinde kendisini bıraktığı pozisyon Kalecin var. Kalecinin zaman geçirmeleri. Tabii. Yani neler neler var onların hiçbirini vermiyorsun. E abi yani şimdi MHK'den bahsediyoruz. Bizim başkan Sayın Ali Koç'a dava açıyor. Tamam mı? Şimdi hafta içi yine konudan konuya zıplıyormuş gibi oluyorum. Kusura da bakma. Estağfurullah. Ee, Şansal Büyükağ çok önemli bir açıklama yaptı. Geçen hafta yaptı bunu. Ee, hemen MHK'den bir serzeniş geldi. Ne dedi Şansal Büyükağ? Bak, söylüyorum, Fenerbahçe-Kasımpaşa e, son dakika penaltısını ver, verdi ya, son dakika bir penaltı, %100 penaltı. Ondan evet. önce de verilmeyen bir tane penaltı evet. var, Osterwalder'in. Onu hiç kimse konuşmuyor. Verdiği için e, isim vermiyor ama bütün kamuoyu biliyor ki Mehmet Büyükekşi ne demiş biliyor musun? E, disiplin soruşturması açalım demiş hakem hakkında. Yani Tolga Özkalfa'nın da bundan sebep e, istifa ettiği konuşuluyor. Yusuf Günay ne yapmış? TFF ikinci başkanı. Yine Şansal Büyük Ağa söylüyor. Ben onun elçisi gibi konuşuyorum burada. E, i̇ki gün penaltı sonrası, iki gün Riva'da teröristtir diyor. Şansal Büyük Ağa'nın açıklaması bu, benim değil. Şimdi bu böyle olduktan sonra o insanları oradan bezdirip istifa ettiriyorsunuz. Hakemlere mesaj veriyorsunuz. Mete Kalkalı'nın için Trabzon'a söz veriyorsunuz. E, Kadir Sağlam'ın hakemliğini bitiriyorsunuz. Hepsinin de ilintili olduğu nokta, sanki bunun Fenerbahçe lehine yaptıktan sonra bir hatayı ki yok öyle bir şey. Gerçekten yok. Olsa da söylerim bütün açık evet. Birimle. Fenerbahçe lehine yapmışçasına veriyorsunuz bu algıyı. Sonrasında ne oluyor? Bütün hakemler alıyor mesajı işte. 3 hafta Galatasaray kayrılıyor. Antalya maçı, Rize maçı, Beşiktaş maçı, Cenk'in verilmeyen penaltısı maç 1-0 iken. Bunlar oluyor. E bunlara da çanak tutmuş oluyorsun sen Türkiye Futbol Federasyonu olarak hakemler nezdinde bunu yaparak. Yani MHK'de bunu hemen karşılığında bir açıklama yapıyor Ahmet İbanoğlu. Hemen açıklama yapıyor. Şansal Büyük Ağa'yı yalanlıyorlar. Ya baba çıkarın görüntüleri koyun ortaya, ispatını koyun ortaya alkışlayalım biz de sizi. Ama çıkıyorsunuz ya o yalan, bu yalan. Şimdi Şansal Büyük Ağa'yı seversin, sevmezsin. Yıllardır bu piyasanın içinde, yayıncı kuruluşta görev almış, en üst düzeyde. E, bütün futbolu e, üst düzey insanlarını tanıyan biri. Herkesi tanıyan biri, herkesi bilen biri. Hakemlik camiasından da e, bilgi alan biri başkanlarla oturup kalkan, medyadaki önemli isimlerle oturup kalkan biri. Ya yani bu adam böyle oturup da bir gün ya ben böyle bir şey uydurayım diyecek hali yok. Ya bunu niye yalanlıyorsunuz? Anlamak mümkün değil ya gerçekten. ve ya bunu yapıyorlar abi. Şimdi devamlı skandallar oluyor ya. Şimdi aldım sazı gidiyorum. Kusura da bakma ama. <laughs> yok yok estağfurullah. Bak... Ben de araya girmek istemiyorum. Çok güzel anlatıyorsun çünkü. Şimdi Ali Palabıyık bir tane YouTube programına çıktı. Eski hakem Ali Palabıyık. Ben Ali Palabıyık'ın hakemliğini hiç beğenmem. Tamam mı? Ama konuşmaları, anlattığı şeyler, konuşma dili falan düzgün bir insana benziyor. Yani tanımıyorum, etmiyorum, bilmiyorum. Şimdi diyor ki... Ben diyor, zamanında diyor, Galatasaray diyor, 1461 Trabzon'da kupa maçı oynarken diyor, o maçı yönettim diyor. O maçı da yönetirken diyor, bir tane penaltı kararına hükmettim diyor. Penaltı kararına hükmettikten sonra diyor, benim kulağıma diyor, penaltı değil diye bilgi geldi diyor. Bak, kulağına üfleme, penaltı değil. Hani penaltıyı verme demişler, tamam mı? Sonra... E, Sabri o dönem e, Galatasaray'da Galatasaray. futbol, futbolcu yok mu? Sabri. Sabri, Sarıoğlu. Sabri Sarıoğlu. O inanılmaz bir şekilde itiraz ediyor. Bir yandan da o görüntüyü getiriyorlar ekrana. Yani resmi. Tamam mı? Sarı kart göstermem lazım ama benim aklım gitmiş diyor. Oradaki kulaklıktan gelen seste benim aklım diyor. Ne yapacağımı şaşırdım diyor. Çünkü bana öyle öğrettiler ki diyor. Hata yaparsan Galatasaray'ın aleyhine hakemliğin biter gibi öğrettiler diyor. Bunu söylüyor. Ali Palabıyık eski hakem. Yaşanmış şeyi söylüyor bak. Ve o e, maçı 1461 Trabzonspor 2-1 e, yeniyor Galatasaray'ı kendi evinde. Ve sonrasında ne oluyor biliyor musun? Hiç diyor şey, e, baktık diyor maçtan sonra diyor. Aslında normal penaltıymış pozisyon Hiçbir sakıncası yokmuş. Ben de rahatladım diyor. Adamdaki rahatsızlığa bakabilir misin? Abi evet. böyle bir şey olabilir mi ya? Ve dönüyorum devam ediyorum bak. Mersin'de yine Mersin'le Galatasaray'ın herhalde maçı. Tam bilmiyorum. Mersin'de bir maç Galatasaray'la ilgili. Fatih Terim o dönem hoca onu tribüne yolluyor. Ali Palabıyık'ın kendi söylemleri bunlar tamam mı? Tribüne yolluyor. Beni diyor deftere yazdı diyor orada diyor. Tamam mı? Sonra bir hafta sonra Bülent Korkmaz'ın bir maçına atanmış Ali Palabıyık. Bülent Korkmaz da diyor ki ya sen diyor beni de mi atacaksın? Ne yapacaksın beni de mi atacaksın demiş Bülent Korkmaz Ali Palabıyık'a. O da diyor ki Ali Palabıyık da ya herhalde Fatih konuşmuşlar. Hani onu tribüne yolladığım için şimdi beni oradan vurmaya çalışıyor diyor. Tamam mı? E, ee, sonra Bülent Uygun. Evet. E, eski Fenerbahçe'li futbolcu, asker Bülent. Çok da severdim. Evet. Bülent Uygun. E, yanına gitmiş bir maçta. Diyor ki, bak diyor seninki geldi diyor. Fatih Terim'i e, şey yaparak, e, evet. kastederek. Fatih kastederek seninki geldi. Maçı izliyor diyor tribünden. Fatih Terim diyor, Ali Palabıyık da diyor ki, Fatih Terim diyor 90 dakika diyor. Beni diyor yanımda getirdiği bir adama diyor kameraya çektirmiş diyor. Ne, yap, ne yaptığımı gözlemlemiş diyor. Sonra günler geçiyor. Bir gün oluyor milli takım kampında denk geliyorlar. Milli takım hocası Fatih Terim o zaman. Ali Ali diyor. Yarına kalır, yanına kalmaz diyor. Bak, verdikleri mesajlara bak abi. Adam hani siz tehdittir, oydu, buydu bilmem ne bahsediyorlar ya şimdi. Evet. Gündem yapıyorlar ya yalandan böyle bir yangın yapıyorlar ya asıl gündemin bu olması lazım ya. Hakem çıkmış Seneler önce yaşananları söylüyor. Bak bu bu, bu bir yapı ben zaten ve yani. bu bir yapı zaten. Yapı yapı geçmişten gelmiş günümüze kadar iliklere kadar işlemiş Türkiye Futbol Federasyonunun Merkez Hakem Kurulunun her yerine kadar işlemiş bir yapı bu. O yapının da ürünleri bunlar. Bak korkuyor hakem eski hakem korkuyor ya anlatırken bile yani böyle nazikçe anlatmaya çalışıyor. Bütün kelimelerine dikkat eder. Dikkat ediyor. Ya yani, bu abi ve söylüyor yani bu hatayı kime yaptığınız o dönemki konjektür. Her şey çok önemli diyor Türk futbolda diyor. Hani ben öyle ona çelme taktı, faulü verdim, vermedim değil diyor ya. Konjektüre göre diyor. Kim güçlü, kim güçsüz, kim işte e, siyaseten e, güçlü, kim hangi takıma daha çok destek veriliyor, biz onun hani biraz daha kayığına biniyoruz'a getiriyor yani konuşmalarında. Evet. Ya bunlar inanılmaz açıklamalar. Ya Ali Palabıyık sen böyle böyle dedin. Gel biz sen ne diyorsun kardeşim? Biz sana bunları bir anlat bakalım. Ne olmuş bu zaman? Kimse de çağırıp konuşmuyor abi. Havaya uçuyor gidiyor ya konuşmalar. Evet. Gerçekten inanılmaz bir şey ya Türk futbolu. Evet tabii şimdi hafta sonunda da Trabzonspor'la karşı karşıya geleceğiz ee, sevgili Can. Tabii önce ben, e, Perşembe günü Union Saint Julioise ile e, rövanş maçına çıkacak futbol takımımız. Pazar günkü Trabzonspor maçı ile birlikte de milli maç arasına e, girilecek. E, Trabzonspor cephesinden tabii bizim Pendik Spor maçından sonra yönetim kurulu üyemiz Sayın Selahattin Baki'nin Açıklamalarını izledik, takip yerinde, ettik. Yerinde, çok, çok da yerinde. Yerinde açıklamalar Sayın Selahattin Baki'den. Ama e, Trabzonspor cephesinden de bir cevap geldi. Sadece adil futbol istendiğini 2-3 dakikada izah etti Sayın Selahattin Baki. Evet. Başka bir şey de demedi. Çünkü e, yarın başkanımız konuşacağı için e, çok da kısa keseceğim, soru da almayacağım dedi. Zaten o daha detaylı anlatacak dedi başkanımız için. Başkan yarın konuşacak, gereğini yapacaktır dedi. Şimdi bu açıklamadan sonra Trabzonspor'un başkan yardımcısı var, Taner Saral Beyefendi. Ee, o bir açıklama yaptı. Ee, o gündem oldu bence. Asıl konuşulması gereken konu o. Diyor ki, e, hakem hatası istemiyoruz çağrısı altında. Yani Selahattin Baki diyor ya, evet. hakem hatası istemiyoruz. Ya, yok, hakem hatası istiyoruz mu demeliydi. Anlamıyorum ki. Yani ne demeliydi Selahattin Bakı? Abi hakem hatası yapın bize. Biz alıştık zaten. Öyle mi demeliydi yani? Hakem hatası istemiyoruz. Trabzon için de istemiyoruz. Bizim lehimize de istemiyoruz. Bizim aleyhimize de istemiyoruz. Trabzon lehine de aleyhine de istemiyoruz. Yani. Bundan doğal ne olabilir? Tavcın, adil yönetim istiyoruz. Yani adam onu dile getirmiş Selahattin bak, Sel Selahattin Baki. Diyor ki Taner Saral Trabzonspor'un başkan yardımcısı. Ee, aslında diyor bu çağrı diyor bizi kurtarın. Bizi yarışın içinde tutmaya devam edin çağrısı diyor. Yani yeni bir tavşan beklentisi diyor. Buna müsaade edilirse tepkimiz çok sert olur diyor. Bak, abı altından sopa göstermek bu. Tepkimiz çok sert olur. Ne olur tepkiniz? Zaten Mete Kalkavan'ı bitirin dediler, bitirdiler. Siz emir veriyorsunuz, yapıyorlar zaten. Yani o yüzden hani yine bir ön alma. Hani birileri salınacaklar falan paylaşıyor ya. E sizin de kimin salıncağına bindiğiniz belli o zaman bu durumda. Yani Trabzonspor şimdi Galatasaray'a 5-1 yenildikten sonra Horon Tepen hiçbir açıklama yapmayan taraftarı sevinen bir camia. Hiç hiç hayatımda böyle bir şey görmedim. 5 yiyen bir ekibin sevindiğini. Ee, bir maça daha 6-7 gün var, 5 gün var, 6 gün var. Böyle bir açıklama geliyor. Evet. Ya bunlar hani tam biliyorsunuz, anlıyorum Galatasaray'ı da istiyorsunuz şampiyonluğunu ama bırakın ya. Bir şey yok. bize adil rekabet olsun diyoruz. Hakem hatası olmasın diyoruz. Kötü bir şey söylemiyoruz ki. Lehimize bir avantaj sağlayacak bir şey de söylemiyoruz. Tabii. Bakın 3 haftadır burada geçen hafta da söyledik. 3 haftadır vites attılar 5'e gidiyorlar. Gerçekten gidiyorlar. Önce Antalya Spor, sonra Beşiktaş, bu hafta Galatasaray, Rize. Korkunç şeyler yaşandı. Evet yani Galatasaray-Rize maçı da Korkunç gerçekten şeyler ilginç. yaşandı. Korkunç şeyler yaşandı. Yani Galatasaray-Rize Spor maçında da hakem e, kararları gerçekten yine ilginç. Abi e, gelelim oraya. Şimdi Bahattin Şimşek. Köyünün ikinci işte e, golünden önce %100 faul var. Evet. Yine vermiyorsun. Ya maçın nereye gideceğini bilemeyiz ki biz. Dördüncü golden önce, penaltıdan önce Zaha'nın faulü var. Vermiyorsun. Tabii. Maç sonra 6-2'ye geliyor. Abi hep algılar olguların önüne geçiyor maalesef. Bak bu Bahattin Şimşek bizim Sivas maçının da hakemiydi. Ee, orada da hata yaptı. Galatasaray-Hatay maçının da hakemiydi. O dirsek pozisyonu vardı Barış Alper'in. Onu vermedi. Kaan Ayhan'ın hakeme parmak salladığı maç. Aynı Bahattin Şimşek. Yani devamlı galatasaray lehine hata yapan bir hakemi Alıyorsun Rize maçında veriyorsun. İkinci golden önceki faulü de görmüyor. Dördüncü golden önce penaltıdan önceki faulü de görmüyor. Ya, artık gerçekten orta oyuna döndü ya. Gerçekten sıkıldık bakın. Emek veriliyor. Burada milyonlarca para harcanıyor. Emek veriliyor. Taraftarlar gidiyor. Çoluk çocuğun hangi takımı tutacağına kadar sirayet ediyor bu konuya. Ya, biraz bırakın ya ortamı. Vallahi fazla bir şey istemiyoruz gerçekten ya. ya çok yoruldum, çok sıkıldım abi. Yani bu hakem hatalarından gerçekten hakem konuşmakta hiçbir futbolun güzelliğini konuşuyor. Ben buraya gelip Mert Hakan'ın golünü, İrfan Kahveci'nin golünü, Tabii. bunları konuşmak istiyorum. Orada Ceko'nun pasını, Ceydin Osterwolde'ni, San Julio maçındaki koşuşunu, son vuruşunu. Sadece bunları konuşmak istiyorum aslında. Ama hiçbir şey buna izin vermiyorlar ya. Evet yani hafta sonunda hiçbir şekilde biz de programımızda çok fazla yani futbolun iyi yönleriyle alakalı maalesef konuşamıyoruz. Tabii yine Galatasaray'dan da bir açıklama yapıldı sevgili can. Abi iki, üç grubumuzda hemen şu paragraf, paragrafla, paragrafla hemen evet. mat ettik onları bence. Ama abi yani öyle bir şey ki bak burada destan yazarım. Şimdi ben çıkardım bunları. Gerçekten bunları tek tek söylemek de istemiyorum ama orada yazan 6-7 tane hakem. İşte evet. işte Tugay Kağan Numan oğlu demişler. Alper Çetin demişler. Çağdaş Altay demişler. Arda kardeşler bile demişler ya. Arda kardeşler bize neler yaptı ya. Tabii. Yani bu saydıkları hakemlerin hepsi Fenerbahçe'nin aleyhine bu sene bak bu sene. Geçmişi saymıyorum ha. Sadece bu sene. Yaşanan şeyler ortada ya. Ya bu kadar algı yapılmaz. Gerçekten yapılmaz ya. Yani kendi lehinize şampiyonluk için bunları yapmayın. Yapmayın. Vallahi yapmayın. Yazık günahtır ya. Ya bir takımın emeğini bir kulübün bir camianın 25 milyon taraftarı olan bir camianın emeğini hiçe saymayın ya. Ya bizim lehimize varsa da hakem hatası da olmasın. Olmasın. E tabi yani şimdi biliyorsun bir yandan da hakem konusu söz konusu e, İşte yanılmıyorsam bir buçuk sene önceydi e, Sayın Erden Timur'a soruyorlar işte yabancı hakemle bu problemler ortadan kalkar mı diye. E, evet %70 diyor. oranında, %70 70 kalkar, oranında diyor. kalkar diyor. Ve sonrasında işte e, bizim bir talebimiz yani bu oynanmayan süper kupa maçıyla alakalı biliyorsun. Aralık ayının sonunda oynan, oynanması gereken maçlarla Onun tarihini maçla konuşalım da. biraz. Birazdan onu da e, konuşacağız. E, tarihini. O dönem işte bizim bildiğiniz gibi yabancı hakem karşılaşmayı yönetsin şeklinde bir düşüncemiz vardı ve ona yanaşmadılar. Okan Buruk açıklama yaptı. Tabii ki o dönem… Türk işte, hakemlerine güveniyoruz dedi. Ama ondan önce biliyorsun bir de şey var. Dursun Özbey'in. Bütün, bütün paradoks abi işte paradoks. <laughs> bütün kurulları ile birlikte istifa etmesi gerekiyor. Evet. Sonra Türk hakemlerine güveniyoruz. Ondan Açıklaması. önce ondan önce, 6 ay önce biz seçtik bu federasyonu. Sonra evet. federasyon istifa. Tabii. Ya hangisine inanacağımızı gerçekten şaşırdım ya. Allak bullak ediyorlar insanı da gerçekten. Federasyon istifa mı? Hakemler iyi mi? Yüzde yetmiş yabancı hakem gelsin mi? Yoksa Türk hakemlerine güveniyoruz mu? Hangisi ya? Tabii. Hangisi abi? Ya yani, bir gün öyle, bir gün böyle. Gerçekten ilginç ee, tabii Süper Kupa maçının tarihi. Yani Türkiye Futbol Federasyonunun bir türlü becerip de oynatamadığı maçla ilgili de. Yani yine büyük iş. Şöyle bir durum abi. söz konusu. Daha doğrusu aslında fiksürden de şöyle bahsedelim. Şimdi milli maç arası var Trabzonspor karşılaşmasının ardından. Normalde e, ay sonundaki hafta yani hafta sonunda e, lig maçlarının oynanması gerekiyordu. Ama yerel seçimler olduğu için o hafta sonu maç oynanmayacak. E, yanılmıyorsam ikisinde, üçünde ve dördünde hafta arasında e, maçlar oynanacak e, milli maç arasından sonra. Ardından yedisinde e, Süper Kupa karşılaşması oynanacak. Ve sonrasında bizim turu geçeceğimizi e, zaten Güveniyoruz takımımıza. Var, var. Avantajımız bir da var. Avantajla döndük Belçika'dan. 11'inde bizim e, Kupa maçımız. Yani çeyrek final ilk maçımız. O da içeride mi dışarıda mı belli değil bu arada. Onu da belirtelim. Kura'da hangi takım önce çıkarsa ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Ama yani hepsini geçtim. E, sonuçta Süper Kupa maçından sadece 4 gün sonra bir e, çeyrek final maçı oynayacağız. Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım şu an itibariyle Fenerbahçe. Ve grup aşamasından önce biliyorsun ki 3 e, takımın maçı Fenerbahçe Galatasaray ve Adana Demirspor'du yanılmıyorsam. E, grup aşamasından önce hafta arasında eleme maçları, e, turu geçecek takımların belli olacağı rövanş maçları olduğu için biliyorsun ki maçlar e, evet. ileri bir tarihe ertelenmişti, ertelenmişti o Evet. Şimdi ne yapacak de. Türkiye Futbol Federasyonu? Ve abi geçmişte bunun yaşanmış birçok örneği var. Ha biz bak şunu da çok net bir biçimde söyleyeyim. <laughs> Bu haksızlık ertelenmemesi, eğer ertelenmeyecekse bilmiyorum ertelenirse yarın Tamam deriz, bir şey demeyiz. Ertelenmemesi haksızlık. Ama ertelenmiyorsa da çıkar biz delikanlı gibi oynarız yani. Onda evet. da hiçbir problem yok. Hani yok Ankara gücünde Eryaman aslında öyle olursa, böyle olursa yapmayız yani. Bu arada biliyorsun gibi. yani bizim ben hep onu hatırlatırım. Hep de hatırlarım. Bizim 6-0'lık kazandığımız Galatasaray maçı var ya. Haftaya evet. içi çarşamba günü oynanıyor. Evet. Neden ne? Daha önceki haftalarda Galatasaray'ın Avrupa maçı olduğu için. Abi biz gençken 2000'li yıllarda çok net hatırlıyorum ben. Her hafta Galatasaray maçı Avrupa maçı var diye e, ligdeki maçları ertelenirdi. Her evet. hafta ertelenirdi bu. Yani bu da bir de lig maçı da değil. Yani, Süper Kupa maçından bahsediyoruz biz. Yani evet. Zaten bunu çoktan oynatman gereken bir maç bu. Oynatmamışsın. Bir de senin ülke puanına katkı yapacak belki de. Belki de finale kadar gidecek. Belki kupayı alacak bir Fenerbahçe'yi, takımı. Böyle hani yoruyorsun, sekteye uğratıyorsun. Urfa'ya gidecek, belki oradan yurt dışına gidecek, belki İstanbul'da olacak, bilmiyorum. Tabii. Seyahat yapacak bir şekilde. Ya buna sebebiyet veriyorsun. Ya bu, neresinden tutsan elinde kalıyor. Yani bunu planlayamamak gerçekten trajikomik artık ya. Yani bunu öngörememek falan trajikomik. Bunu iptal etseler de bu yaptıkları hatanın şey telafisi değil aslında bu. Ya bunu önceden göreceksin, öngöreceksin bunu ve ona göre bir tarih belirleyeceksin. Bunun başka izah tarzı yok. Evet yani bu tarih ya bence zaten direkt bu Arabistan'da oynanmadan sonra bu tamamen benim fikrim bu arada. Yani o zaten bir ara söz konusuydu ya Ocak ayının ilk hafta sonuna kadar. Evet sen yani o bir tarih belirlemiştin. sonra bence aslında hemen oynanabilirdi Söy, olmak için. Söylemiştin yani o takvim müsaitti. Sonra, Ocak ayının sonuna kadar en azından orada da belli bölümler vardı. Ya döner dönmez hemen birkaç gün sonra belki işte hafta sonundan önce çarşamba günü oynanabilirdi karşılaşma işte cuma değil de çarşamba oynanabilirdi Arabistan'daki takvimden sonra ya da Ocak ayının sonuna kadar herhangi bir yer bulunabileceği daha doğrusu takvimler mevcuttu. Ama böyle bir durum söz konusu olmadı. Ve bakalım tabii onları önümüzdeki programlarda yine konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sevgili ederim. can ekleyeceğim bir şey var ederim. mıydı? Yok yok teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkürler yorumların için. Omuz omuzanın bu haftalıkta sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın.